Biz başımızda Muhammed Aleyhisselam bulundukça bizi laiklikte yıpratamaz. Ezanlarımız susturulması da Allah'ın izniyle namazımı çürütemez benim. Daha gür bir ezan olarak, daha yüksek bir namaz olarak Allah için yapılacak en iyi şeyi biz illahi teala yaparız. Ümmeti Muhammed farkıyla İnsanlar Yahudilerin ve Hristiyanların düştüğü bataklık arasındaki farkı çok bariz bir şekilde anlamalıdırlar. Oryantalistler Hollanda'da kurdukları okullarda, enstitülerde kendi Hristiyanlığın akıbetini ders olarak hazırlayıp orada okuttukları çocuklara verdikten aşı yaptıktan sonra Ezer'e gönderip, Bağdat'a gönderip, İstanbul'a gönderip onların Hristiyanlığı getirdikleri akıbet gibi bir akıbete ümmeti Muhammed'in çocuklarını da taşıyabileceklerini zannettiler. Ama anlamadılar ki Muhammed Aleyhisselam bu ümmetin içinde iken ki ebedi olarak içinde kalacaktır. Belki onlar biiznillahü teala ümmeti Muhammed'i inada bindirip daha önce Riyazu Salihini okuyordu genç kızlar. Bu sefer tutup Buhari ezberleyerek Romanşa hazırlanacaklar. Biiznillahü Teala. Ben bundan rahmet umuyorum. Tıpkı ben Sultan Abdülhamit günlerinde alimlerin bundan yüz sene önce alimlerin dünya şuurunu, dünya siyaset anlayışını, ekonomiye ilgilerini bugün İmam Hatip talebeleri bile, denecek kadar bile e, ciddi olmadığını gördüm. Hilafeti kaybedince ümmeti Muhammed siyasetinden ekonomisine, ziraatine kadar hayatı yeniden kazanma mücadelesine girdi. Babasını kaybeden bir çocuk babamdan miras kalmadı deyip işe girdiği gibi ümmeti Muhammed hayatı yeniden yazma mücadelesi veriyor. Yaklaşık 100 senedir. Şimdi hadisi şerifler zayıftı, şuydu, burdu, mürseldi diye onun bunun çocuğunun ağzına düşünce Allahu Teala rahmeti gereği düşmanlara bu hadisler önemli değil. Bunlar olması da Kur'an olur diye dedirtti zannediyorum. Sonra da ümmetin La ilahe illallah ile beraber Muhammedun Resulullah diyenleri Kur'an'ımız gibi hadislerimizde olsun diye biiznillahü teala 5 yaşından itibaren çocuklarını Ahmet bin Hanbel'den daha iyi. Ahmet bin Hanbel'den daha iyi. Çünkü Ahmet bin Hanbel zavallı dağlardan ovalardan topladı o kadar hadis-i şerifi kaç kere Yemen'e gitti geldi işkenceler çekti hadis toplayacağım şimdi elhamdülillah internette bile var şimdi 5 yaşında çocuklarımızı milyon kere hadise kurban edecek nesil olmamız için Allah zemin hazırlıyor diye düşünüyorum